Mimarlık hani dediniz ya, mimarlık kazanamayan iç mimar oluyor. Tercih bu ediyor doğru diyelim. Mu? Onu da Doğru, sormak doğru istiyorum. mu derken şöyle, aslında Türkiye'de belki de en büyük bizim öğrencilerimizde gördüğümüz, daha doğrusu bir eğilim var. Yüksek puanlı bölüm daha iyidir. Şimdi baktığınız zaman iç mimarlık bölümü mimarlığa nazaran daha düşük puanlı alıyor ve daha düşük başarı sırasıyla alıyor. Öyle bakıldığında sanki iç mimarlık mimarlığın bir dalıymış gibi değerlendiriyor öğrenciler, daha düşük puanlı ya. Halbuki evet, birbirine çok yakın bölümler, ancak onun için de spesifik olarak verilen öğrenimin içerisinde uzmanlık konuları var iç mimarlıkla ilgili. Dolayısıyla orada öğrencinin önce kendisini bir tanıyıp ben hangi ile daha fazla ilgilenmek isterim diye bakmasında fayda var. Çünkü çalışma alanları farklı, farklı arkadaşlar. Çalışma alanları yani. Ki ama o işte hep yüksek puanlı bölüm daha iyi bir bölümdür ya da yüksek puanlı üniversite daha iyi bir üniversitedir düşüncesinden de kaynaklanıyor. Oraya daha evet, fazla eğilim var. Ön lisans programlarına ön yargı vardı ama kalktı. Yani inanılmaz iş ihtiyacı doğduğu için, yani ara eleman ihtiyacı da bu ülkede çok olduğu için, evet, artık ön lisans programlarını eskisi gibi böyle bir küçümseme ya da hiçbir yere yerleşemezsem yerleşirim duygusu bitti. Nihayet olması gereken oydu zaten. Özel sektörde de aslında çoğu zaman da ön lisans mezunlarını da biraz daha önde de tutabiliyorlar. Evet. O tekniker ara eleman dediğimiz aslında işi 2 yıla sıkıştırılmış haliyle çok ciddi anlamda görüyorlar diye düşünüyoruz. Evet, iş açısından da daha şanslılar ön lisans programları.